Muhabir arkadaşım Mehmet Altunuş'a gideceğim. Çünkü EYT düzenlemesi malum genel kuruldan geçtikten sonra resmi gazetede yayımlandı, yürürlüğe girdi. Başvurular E-Devlet üzerinden de yapılsa da şimdi SGK önlerinde de bir yoğunluk var. Onu görebiliyoruz. Hemen Şişli SGK binasının önünde de Mehmet Altunuş'luk bizi bekliyor. O kalabalığı görebiliyoruz. Mehmet, hemen seni dinleyelim. Milyonlarca kişi bunu bekliyordu Sultan. Dolayısıyla elbette ilgi yoğun. Başvuruların yapılabilmesi için elbette, daha doğrusu maaş alabilmek için başvuru yapılması gerekiyor. Emeklilik şartlarını karşılayanlar açısından. Dolayısıyla onlar da sabah erken saatlerinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumları Müdürlükleri önünde uzunca kuyruklar oluşturmuş durumdalar. Kadir Demir ekranlara getirsin. Şimdi biz neredeyiz onu da ifade edelim. Şişli Sosyal Güvenlik Merkezi'nin hemen önündeyiz. Pek tabii ki İstanbul'da sadece Şişli Sosyal Güvenlik Merkezi değil, diğer sosyal güvenlik merkezleri de benzer bir durumda. Sıra bir hayli yoğun. Bakın kapıyı gördük ama elbette kuyruk bu noktada bitmiyor. Aşağı doğru devam edeceğiz. Kadir size o kuyruğu da ekranlara getirecek. Çünkü uzadıkça uzayan bir kuyruktan bahsediyoruz. Şimdi az önce de ifade ettik. Neden bu kadar uzun kuyruk var, onu da belirtelim. Tabii yıllardır aslında bugünü bekliyorlardı. Bu anı bekliyorlardı. Bu dakikayı bekliyorlardı. Dolayısıyla artık mecliste yapılan oylamanın ardından mecliste onaylanması ve Milli Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe giren yasa kapsamında emeklilik olmak için hak kazananlar başvuru yapmaları gerekiyor. Yani emekliliği 1 Nisan'da ki maaşlar alınmaya başlayacak. Dolayısıyla o maaşı alabilmek için başvuru yapmaları gerekiyor sosyal güvenlik kurumlarına. Dolayısıyla bu da beraberinde bir yoğunluk getirir. Tabii diğer taraftan devlet üzerinden de pek tabii ki başvuru yapılabiliyor ama ilgi o kadar yoğun olunca, talep o kadar fazla olunca zaman zaman sayfanın açılması noktasında başvuru yapanlar elbette sorun yaşadılar. Dolayısıyla o sorunu giderme noktasında sosyal güvenlik kurumlarına geliyorlar. Peki kimler emekli olabilecek, kimler başvurabiliyor, nasıl hak ediş elde ediliyor, ondan da bahsetmekte fayda var. Bilindiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen kanun ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların emekliliğinde yaş koşulu kaldırıldı. Söz konusu tarihten önce çalışmaya başlayanlarda yaş dışındaki koşullar yaş dışındaki koşulları sağlayanlar hemen emekli olabilecekler. Tabii sigarayı göstermesek kameraya lütfen, rica ediyoruz. Hani rica ediyoruz. Dolayısıyla EYT'li SGK'lılar da 5000 ila 5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranıyor. Ama bağ kurulu ve emekli sandığında tabi erkeklerde 9000, kadınlarda ise 7200 prim günü tamamlayanlar emekliliğe hak kazanacaklar. İşte bu şartları yerine getirenler bu maaşı alabilmek için 1 Nisan'da maaş alabilmek için başvurularını gerçekleştiriyorlar. Tabii az önce de ifade ettiğim gibi burası Şişli Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hemen binasının ön kısmı.